Merhaba arkadaşlar. Bu videoda elektrikli bisiklet pillerini beraber inceleyeceğiz. Burada gördüğünüz başlıklar üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bu videonun altına da yorumlarla farklı şeyler sorarsanız onlar hakkında da video çekmeye çalışırım. Şimdi önce bir görsellere bakalım. Elektrikli bisiklet pilleri çok çeşitli boyutlarda ve yapılarda olabiliyor. Şu en yaygın elektrikli bisiklet kasalarından biridir. Şu tür kasalarda genellikle olur ama şurada gördüklerinizin hepsi gibi de elektrikli bisiklet bataryası olabilir. Sizin elektrikli bisiklet bataryasını koyacağınız yer ne kadar büyükse veya orijinal kasası nasılsa ona göre seçebilirsiniz. Genelde bunlar zaten elektrikli bir bisikletin yanında geldiği için orijinal bir kasayla gelir. Siz en fazla onun ömrü tamamlandığında pillerin iç değişimini yaparsınız veya yedek bir batarya almak istersiniz. O zaman yeni bir batarya ihtiyacı doğar. Çok çeşitli yapılarda olabilir. İşte Xiaomi'nin pili var. Çeşitli markaların pilleri var. Burada 10 seri 5 paralel bir batarya var. Kiminde biraz smart bir BMS var. Kiminde dümdüz bir BMS var. Bunların farklarını, üstünlüklerini inceleyeceğiz biraz bu videoda. Şimdi biz voltajla başlayalım. Tabii böyle üniversitedeki bazı çok değerli hocalarımız gibi slayttan okumak istemem ama buraya bazı verileri yazdım ki hem dinlemek için hem belki okumak için sizler için de faydalı olabilir. Türkiye'de genel olarak 36 volt 48 volt elektrikli bisikletler yaygındır. Bu ne demek? Sizin bir tane piliniz 3.6 voltsa şurada gördüğünüz gibi şu dörtlü paralel grupları 10 adet birbirine seri bağladığımızda 36 volt oluyor. İşte piyasada 12'nin katlarında genelde motorlarda da öyle gittiği için 12'nin katlarında gider bu voltaj değerleri. İşte 24 volt, 36 volt, 48 volt, 60 volt gibi. 48 volt batarya dediğinizde hani tam 48 volt vermesi gerekmez. Zaten bataryanın doluluğuna göre de bu voltaj değeri değişir. 48 volt bataryalar 13 seri veya 14 seri olarak adlandırılabilir. Peki siz nasıl seçeceksiniz? Dediğim gibi siz zaten bunu bir elektrikli bisikletle beraber alıyorsunuz. Sizin için üreticiler sizin için her türlü Ar-Ge'yi yapmış oluyor. İç değişimi yapmak istiyorsanız da eski bataryanın aynısını alacaksınız. Bazı arkadaşlar şunu soruyor. Elektrikli bisikletimin voltajını arttıramaz mıyım? Elektrikli bisikletinizin voltajını arkadaşlar arttıramazsınız. Nasıl arttıramazsınız? Bundaki motor sürücünün BMS'in bir sınırı var. Bu sınırlar içerisinde arttırmanın bir yolunu bulursanız arttırabilirsiniz ama şurada 10 seri BMS kullanılıyor. Şuraya getirip bir seri daha koyamazsınız. Çünkü BMS'iniz 11 seriye uygun değil. Diyelim ki uygun. Bu sefer motor sürücünüz uygun mu? Bunlar olmadığı için bir voltajını arttırmak çok mümkün olmuyor. Ama yani şuraya bir yazdığım bir uyarı var. Bisikletin hızını ayarlayan şey voltajdır. Evet, voltajınız genelde ne kadar yüksekse o kadar hızlı gidebilirsiniz diyebiliriz dümdüz bir yorumla. Tabii ki kişinin ağırlığı, bisikletin yapısı, motor sürücünün durumu gibi birçok etken var ama voltaj yüksekliği ile biraz ilgili bu. Motoru da zaten daha yüksek bir voltajda çevirirseniz daha hızlı döndüğünü göreceksiniz. Şöyle bir şey var. Elektrikli bisikletinizin pili çok eskidi. 36 volt bir pil mesela doluyken 42 volt verir. Sizin eski piliniz de doluyken 42 volt verir. 41,5 volt verir. Önemli değil. Ama yük altında eski pillerin voltajı biraz fazla düşer. İç dirençlerinin artmasının etkisiyle voltajları biraz fazla düşer. Bu voltaj çok düştüğü için de sizin bisikletiniz normalden biraz daha yavaş gidiyor gibi gelebilir size. İlk günlerine göre biraz daha yavaş gidiyor gibi gelebilir. Siz bunu değiştirdiniz. Aynı bataryayı yaptırdınız. Yeni kaliteli pillerle iyi de bir işçilik yapıldıysa voltaj düşüşü eski batarya kadar yüksek olmayacağı için şey diyebilirsiniz. Yani bu değişim sonrası hızı arttı bu bisikletin ama bu normal bir durum. İlk günküyle kıyaslasanız o kadar ciddi bir artış olmaması gerekiyor. Bir sebeple siz bu voltajı arttırmanın bir yolunu buldunuz. Motor uygunmuş, BMS uygunmuş. Aynı şarj aletini kullanamazsınız. Çünkü 36 volt için 42 voltluk bir şarj aleti lazım. Lityum iyondan bahsediyoruz burada. 42 voltluk şarj aletiyle siz gidip işte 11 seri, 13 seri bir şeyi şarj edemezsiniz. Bir uyarımız daha var. Minimum çalışma voltajımız kapasiteyi etkiler. Bu ne demek? Şurada kullandığımız pillerin bir tanesinin kapasitesi 2,5 olsun. 2,5 amper saat. Biz bunu 4 paralel bağladık ve 10 amper saatlik bir batarya yaptık. Şimdi bu batarya hangi koşullarda 2,5 amper saat veriyor ve hangi koşullarda 4 tanesi 10 amper saat veriyor? Bunu konuşalım. Bu batarya belki 4,2 voltla 3 volt arasında bu değeri veriyor ama sizin motor sürücünüz minimum 3,2 volta kadar çalışıyor olsun. O zaman o aradaki kapasiteyi kullanamıyor olacaksınız. İşte aynı kapasiteli iki tane pil var. Birisi 3,2 volta gelene kadar kapasitesinin %99'unu veriyor. Öbürü %90'ını veriyor. Bu iki pil aynı kapasiteli de olsa farklı performans sergileyebilirler.
Burada 10 serilik bir bataryayı görüyorsunuz. Burada bu kaç seri? 14 serilik bir bataryayı görüyorsunuz. Siz pilinizin voltajını değiştirmeyeceğiniz için seri sayısını aynı tutacaksınız. Şimdi kapasiteye geçelim. Türkiye'de yine genel olarak 4 amper saatle 20 amper saatlik bataryalar yaygın. İşte 2 paralel, 4 paralel, 5 paralel bunlar yapılarak bataryalarınız oluşturuluyor. Bataryanın kapasitesini arttırmanız mümkün. Mesela sizin eski bataryanız 10 seri 4 paraleldi. Siz bunun yerine 10 seri 5 paralellik bir batarya yapabilirsiniz. Ya şunu soran arkadaşlar oluyor, ya ben bu bataryayı 2 sene kullandım. İşte şuralara birer pil ekleyerek paralel sayısını arttırsam olur mu? Öyle olmaz. Sıfırdan hepsini yeni koyarsanız olur. Yeni mesela 50 tane pille yapabilirsiniz. Ama şuraya işte eski 40 pilin yanına 10 tane yeni pil ekleyeyim, o zaman yapamazsınız. Bu mantıklı değil. Pil sağlığı açısından da iyi değil. Bisikletin menzilini ayarlayan şey kapasitedir demişiz. Pilinizin kapasitesi ne kadar fazlaysa, paralel sayısı ne kadar fazlaysa tabii ki menzili o kadar uzun olacaktır. Ama bu binen kişinin ağırlığı, bisikletin yapısı, çıktığınız yokuşların durumu, ortam sıcaklığı gibi birçok şey var ama biz her şeyin eşit olduğu durumda biz bu menzili arttırmak istiyoruz diyorsak pil kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Paralel pil sayısı oranında kapasite artışı olur. Burada 4 paralel var. Bir tanesi 2,5'sa 10 amper saat demektir. Burada 5 paralel var. Bir tanesi 2,5'sa 12,5 amper saat demektir. Kapasiteyi arttırdım. Ben eski şarj aletimi kullanıyorum. Doğal olarak daha yavaş şarj olacak. Çünkü aynı şarj aleti aynı amperi veriyor. Burada sorduğum bir soru var. Sizlerin de soracağını tahmin ediyorum. İki bataryayı birleştirerek kullanabilir miyiz? İki bataryayı paralel yapabilir miyiz? Bataryalar genel olarak buna uygun değildir. BMS'leri buna uygun değildir. Günümüzde uygun olanları olsa da sizin piyasada bulabileceğiniz elektrikli bisiklet bataryaları genelde buna uygun değil. İki bataryayı birleştirebilmek için bir modül gerekli. O modülü eğer elde edebilirsem farklı videolarda zaten direkt inceleyeceğim. Ama ben şu bataryanın aynısından bir tane daha aldım. Birleştirip kullanmak istiyorum. 40 kilometre gidiyordum. Artık 80 kilometre gitmek istiyorum diyemiyorsunuz. Şu olabilir. Bu batarya biter. Diğer bataryayı takarsınız. 40 artı 40, 80 kilometre gitmiş olursunuz. Tabii ki iki bataryayı paralel yapabilseydik, güç ikisine birden binseydi biz yine 80 kilometre gidebilirdik ama pilimizin sağlığı açısından biraz daha iyi olurdu. Pilden daha az akım çekilmiş olurdu. Ama maalesef modül olmadan bu mümkün değil. BMS'ler birbiriyle haberleşemediği için, aradaki hücrelerin voltajlarını ayrı ayrı ölçemedikleri için bunu yapamıyoruz. Farklı videolarda detaylıca anlatmaya çalışırım bunu. Şimdi akıma geçelim. Amper saatle akım arasında ne fark var? Arkadaşlar pil kapasitesi dediğimiz şey amper saattir. Yani biraz önce dedim pilimizin kapasitesi 4 amper saat olur, 10 amper saat olur. Ama sizin motorunuzun çektiği bir akım değeri vardır. Siz bu akım değerine göre pil seçmelisiniz. Motor sürücünüzün akım değerine göre, BMS'inize göre piller seçmelisiniz. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Bunların hepsini birbirine göre seçmeniz lazım. Şimdi siz biliyorsunuz ki sizin elektrikli bisikletinizin motoru 30 amper saatlik ama bir şekilde o BMS bozuldu. Aynısını da bulamıyorsunuz. O zaman seri sayısı aynı olan bir BMS bulacaksınız. Eskisi 13 seri ise yenisi de 13 seri olacak. İşte eski BMS 25 amperlikti. Ben şimdi 30 amper seçebilir miyim? Seçebilirsiniz. Çok bir mahsuru yok. Balanslı BMS tercih ederim. Çok büyük etkiler yapmıyor ama yine de balanslı BMS tercih ederim. Şarj akımları ve deşarj akımları farklı olabiliyor BMS'lerin. Bu da maliyet açısından mantıklı. Yani burada 30 amperlik bir MOSFET kullanıp maliyeti arttırmanın, kartı büyütmenin belki gereği yok. Şarj akımları genelde daha düşük oluyor. Zaten elektrikli bisiklet şarj aletleri sadece birkaç amperle şarj ediyor günümüzde. Ama deşarjda bu motor işte Bafang var, Shimano var yani bildiklerim. Bunlardan yüksek akım çeken varsa siz de ona uygun seçeceksiniz BMS'inizi. 50 amper çekiyorsa uygulamanız siz 50 amperlik BMS seçimi yapacaksınız. Burada da kelimeleri fazlasıyla karıştırdım kusura bakmayın. Şimdi ben bu BMS'in veya bu motorun ne kadar akım çektiğini nereden bileceğim? Dediğim gibi zaten üretici sizin için bunları çalıştı. Buna uygun değerli bir BMS ve batarya seçimi yaptı. Siz onu örnek alacaksınız. Yani sıfırdan yapmak isteyen arkadaşlar çok zorlanır. Hani bir motor atıp bana buna hangi bataryayı koyayım diyen arkadaşlar oluyor ama ben o motorun tüm özelliklerini bilmiyorum. Nasıl bir sistemde kullanılacağını bilmiyorum. Cevaplaması zor sorular oluyor. Bu videoyu genelde böyle eski bataryayı değiştirmek isteyen kişiler için bir rehber olsun diye çektiğimizi düşünelim. Amper saatle akımın farklı şeyler olduğunu da bilelim. Sizin bataryanız 15 amper saat olabilir ama siz o bataryadan anlık yani devamlı olarak 30 amper çekebilirsiniz. Bu durumda yarım saat çalışır. 15 amper çekerseniz teorik hesapta 1 saat çalışır. Siz pili de buna göre seçeceksiniz. Eski pillerin aynısını bulamıyorsunuz. Tamamını hani değiştirmek istiyorsunuz. Eski piller ortalama 4 paralel değerinde 30 amper veriyorsa
Siz de en az 30 amper verebilenleri seçmeye çalışın. Hani kapasitesi aynı olmasa da olur ama verebileceği akım aynı olsun veya yeni pillerin verebileceği akım daha yüksek olsun. Şimdi burada pil önerilerinde bunu birazcık daha detaylı anlatacağım. Çok kısa bir özetle, daha uzun menzil, daha hafif pil istiyorsanız lityum iyon pilleri tercih edeceksiniz. Daha uzun ömür istiyorsanız, yani bir alayım 10 sene çalışsın, 5 sene çalışsın diyorsanız LiFePO4 pilleri tercih edeceksiniz. Ben bu videoda LiFePO4 pil önerisi yapmayacağım, marka önerisi yapmayacağım. Bu videomuzda lityum iyon marka önerileri yapacağım. Şimdi lityum iyon markalarımıza bakalım. Buraya ben 8 farklı model koydum. Şimdi bu modellerin hepsini kullandığımız elektrikli bisikletler var. Farklı farklı yerlerde kullanıyorlar. Peki neden bu kadar çok model var? Bu tamamen sizin ihtiyacınıza göre. Örneğin şu Panasonic 18650GA ve Molicel pahalı pillerdir. Bunların kapasitesi 3,5 amper saattir. Şurada gördüğünüz 7 pil 18650 boyutundadır. Çapları 18'dir. Yükseklikleri ise 65. Şu pil istisna, ona bakacağız. Şimdi bu pilin kapasitesi 3,5 amper saat. 4 tanesini yan yana getirirseniz 14 amper saatlik bir kapasite elde edersiniz ve menziliniz de dediğim gibi bu belirler. Şimdi bunların bir tanesi 10 amper veriyor. Bu ne demek? Kapasitesi 3,5 amper saat ama anlık verebildiği akım ise 10 amper. Yani siz bundan sürekli 10 amper çekerseniz yaklaşık 20 dakika çalışacaktır. Motorunuz mesela 40 ampere ihtiyaç duyuyorsa bu pilden 4 tanesini yan yana koyduğunuzda bu ihtiyacı karşılayacaktır. Bu pil de aynı şekilde. Bu boyutta bulabileceğiniz en yüksek kapasite budur arkadaşlar. 3500 mAh saat. Daha fazlası şu an yok. Birkaç marka ürettiğini söylediyse de henüz ben alıp test etme fırsatı bulmadım. Tempower var. Piyasaya yeni yeni girdi. En azından Türkiye'de piyasaya yeni yeni girdi. Bu pillere göre fiyat performans pilidir. Aynı performansı sergiler. Herhangi bir sorun yok. Bunu da kullanabilirsiniz. Yerli üretim Aspilsan pili var. Aspilsan'ın pili 28 amper, 2,8 amper saat. Bununla da elektrikli bisiklet bataryası yapılabiliyor. Verebileceği akım ise 14 amper ile 25 amper arasında değişiyor ama biz 25 amperi kabul edelim. Bir elektrikli bisikleti birkaç paralel Aspilsan rahatlıkla çalıştırabilir. Biraz daha fiyat performans pillerine ihtiyaç duyuyorsanız ve 3500 mAh saatlik kapasiteyle işte 3,2 amper saatlik kapasite arasında çok fark yoksa sizin için daha ucuz modeller var. Power Extra 18650-32E 1000 çevrime yakın ömrü var. Elektrikli bisiklette kullanabilirsiniz. Tempower 32HE bunu da elektrikli bisiklette kullanabilirsiniz. Öyle bir elektrikli bisikletiniz veya motorunuz var ki çok fazla amper tüketiyor. Siz bunun hiç ısınmasını istemiyorsunuz. O zaman Molicel'in P28A modelini kullanacaksınız. Dünyanın en iyi pili diye bir seri çekmiştik. Maalesef dünyanın en iyi pilinin bir üst modeli diyebilirim ben bu pile. P26A'dan daha üstün özelliklere sahip. Kapasitesi biraz daha fazla. Bu pilde 35 amper veriyor. Şimdi 4 paralel yaptığınızda bu pilden 140 amper verebilir. Böyle bir elektrikli bisiklet yok belki piyasada. Hani 140 ampere ihtiyaç duyacak ama varsa bunu kullanabilirsiniz. Hiç ısınmadan güzelce çalışır. Tabii ki 35 amper değerinde ciddi ısınır ama 10 amper çekerseniz şu pillerin ısındığına göre bu neredeyse hiç ısınmaz. Bu da tabii ki pahalı bir pil. Çünkü eksi sıcaklıklarda çok iyi çalışıyor ve çok yüksek bir akım değerine sahip. Yani elektrikli bisiklet için en ideal pil midir? Bence değildir. Ben diğerlerini kullanırım. Ya hep 18650 mi kullanmak zorundayız? Polimer pil de isterseniz kullanabilirsiniz. İsterseniz 21700 boyutlu pil de kullanabilirsiniz. Bunun çapı 21 milimetredir. Yüksekliği ise, boyu ise 70 milimetredir. Bu pilin kapasitesi örneğin 5 amper saat. 14,7 amper de anlık verebiliyor. Bu pillerin de kullanıldığı uygulamalar var. Bunlar da yaygınlaşıyor. Bunu da tercih edebilirsiniz. Buranın ekran görüntüsünü alıp istediğiniz gibi bu pillerin hepsini pilcilerinizden rahatlıkla isteyebilirsiniz. Hiçbirinde problem yok. Elektrikli bisiklette hepsi kullanılabilir. LiFePO4 için bir önerim olmayacak demiştim zaten. Çok şu an seçebildiğim bir marka yok. İleride onun da önerisini yaparım. Cycle sayısına, çevrim sayısına bakalım. Çevrim sayısı bir pili kaç kez doldurup boşaltabileceğiniz anlamına gelir. Elektrikli bisiklet için şöyle bakabiliriz. Bugün şarj ettiniz ve kullandınız. Yarın şarj ettiniz ve kullandınız. Bunu kaç kez yapabileceksiniz? Lityum iyon pillerde genelde bu çevrim sayısı 500 çevrimdir. Ama bu bir pilin kendisi için geçerli. Bunu 10 seri yaptınız, 4 paralel yaptınız. Tabii ki en zayıf halka kadar güçlü olacağı için batarya, en zayıf halkanın ömrü ne kadar olacaksa o pilin de ömrü o kadar olacak. Düzgün bir işçilik yapılması lazım. Burada mesela LFP, LiFePO4 bir pil var. LiFePO4 pilde çevrim sayısı daha uzun. Burada 2000 çevrime kadar gitmiş batarya ve %90'a bile kapasite düşmemiş. Ama lityum iyonlarda biz biliyoruz ki en fazla 1000 kez kullanabileceğiz ve kapasitesi ciddi anlamda düşecek. Diğer yapmak istediğim uyarılar, bisikleti kullanmayacaksınız arkadaşlar diyelim.
Bu bisikleti tamamen boş depolamayın. Yapılan en büyük hatalardan birisi bu. Bir sebeple birkaç ay batarya kullanmayacak, bisiklet kullanmayacak duruma gelebilirsiniz. Bunu bir köşeye koyduğunuzda tamamen boşsa kendi kendine deşarjın da etkisiyle, BMS'in de tüketmesinin etkisiyle bunu kullanmak isteseniz de artık kullanamayacak duruma gelebiliyorsunuz. Voltajı aşırı düşmüş olabiliyor. Yarı dolu saklamanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki zaten kısımda da ondan da bahsedeceğim. Bulunduğunuz şehrin sıcaklığı, bataryanın işçiliği, şarj akımı, şarj voltajı, kullanım şekliniz batarya ömrünü etkiler. Şimdi 500 çevrim ömrü var dedik ama Adana'da kullanmakla Erzurum'da kullanmak aynı şey değil. Doğru bir şarj aletiyle şarj etmiyorsanız ömür tabii ki kısalacak. İşçilik burada çok çok önemli. Birçoğunuzun göremediği bir şey oluyor. Batarya size bir kutunun içerisinde geliyor. İşçiliği göremiyorsunuz. Batarya verilerini izleyebileceğiniz smart bir BMS kullanmanız durumunda işte problemlere erken müdahale edebilirsiniz. Bu ne demek? Şimdi bataryanın kapasitesi düzenli bir şekilde azalıyorsa şuradaki gibi ilk gün işte 40 kilometre gittik, ikinci gün 40 kilometre gittik, işte 100. gün 39 kilometre gittik, 150. gün şu kadar kilometre gittik. Düzgün bir azalma varsa sıkıntı yok ama siz geçen hafta 40 kilometre gittiğiniz bir bataryayla bu hafta birdenbire 10 kilometre gitmeye başladıysanız hücrelerden bir tanesinde veya birkaç tanesinde problem vardır. Bu birçok sebeple oluşmuş olabilir. Smart BMS, işte cep telefonunuzun Bluetooth ile bağlanabildiğimiz bir BMS'te hücre voltajlarını görürsünüz. Tüm hücreler 3.90 voltken bir tane hücre 3.2 volt veriyorsa bu sizin yeterli menzili zaten gidememenize neden olacaktır. Bisiklet, elektrikli bisiklet tamiri videosunda bundan bahsetmiştim. O videonun linkini açıklamaya koyacağım. Orada daha detaylı bahsettim. Hani mümkünse smart BMS kullanmak lazım ama smart BMS'ler pahalı olduğu için işte 5-10 dolarlık BMS'ler kullanılıyor elektrikli bisiklette. Pasif BMS'ler, smart olmayan BMS'ler kullanılıyor. Sadece protection, koruma özellikleri olan BMS'ler. İmkan varsa ben smart verilerin izlenebildiği, kaydedilebildiği BMS'leri kullanmanızı tavsiye ederim. Çalışma ve depolama sıcaklığına gelelim. Şimdi pillerin depolama sıcaklıkları genelde benzer. Burada LG'nin iki pilini görüyorsunuz. Soldaki LG MJ1, sağdaki ise LG HE4 pili. Şimdi bu pilin işte depolama sıcaklığı da diyor ki eksi 20 ile işte 60 derece arasında tutarsanız 1 ay diyor. Yani burada aslında şöyle bakabiliriz. 45 derece ile 60 derece arasında 1 ay. Ne bileyim serin bir hava ortamda tuttunuz. Eksi 20 ile 20 derece arasında tuttunuz. 1 yıl durabilir diyor bu depolama voltajında ve depolama sıcaklığında saklarsanız. Eksi 20 ile artı 20 arasında. Diğer pil için de bu durum aynı ama çalışma sıcaklıklarında durum değişebiliyor. Bu pilin 45 derecenin üzerinde şarj edilmesi tavsiye edilmiyorken bu pil 46, 47, 50 derecede şarj edilebilir. Yine deşarjda pilleri deşarj ederken ciddi oranda ısınabilir. Bu pilin 60 dereceden daha yüksek bir sıcaklıkta işte çalıştırılması tavsiye edilmiyorken bu pilin 75 dereceye kadar çalıştırılabileceği söyleniyor. Yani o hücrenin yüzey sıcaklığı tabii ki bu. BMS'inizde termokapıl varsa bunu sizin için üreticiler yapacaktır zaten. Kendiniz de üretiyorsanız öyle yapmanız lazım. Pilin en çok ısınacağını düşündüğünüz yere bu termokapılı değdirirseniz BMS sizin için koruma yapar. 75 dereceye geldiğinde bir soğutma yapamaz belki ama çalışmasını durdurur. Tabii ki siz çok sıcak yerlerde elektrikli bisiklet kullanıyorsanız, ortam sıcaklığı işte o gün 40 derece ise, yani belki bisiklet sürmek için çok elverişli bir koşul değil ama mecbur olanlar da var. İşte taşımacılık yapanlar da olabiliyor bunlarla. Alüminyum bir gövdenin içindeyse, iyice ısınıyorsa bu derecelere ulaşması çok kolay. Ya şunu söylüyorum, piller serin ortamda depolanmalı. Ama burada gördüğünüz gibi eksi 20 ile artı 20 arasında özel bir fark belirtmemiş. Bir yıl demiş. Yani buzdolabına koymanıza gerek yok. O da serin olsun, 20 derece, 23 derece civarında olsun. Direkt güneş görmesin. Yani pil direkt güneş görmesin. Uzun süre depolayabilirsiniz. Ama ben yine de bir yılı beklemeden şarj ederdim pilimi. O kadar uzun süre şarjsız kalmaması lazım. Yarı dolu şekilde depolamanızı tavsiye ediyorum ve mümkünse bisikletten ayrı depolayın. Şimdi kendimce en önemli konuya geliyorum burada. Güvenlik. Şimdi elektrikli araçlarla ilgili yangın konuları hep konuşuluyor. Elektrikli araçların yangını işte söndürülemiyor deniyor. Elektrikli araçta yangın çıkma olasılığı gerçekten çok düşüktür. İçten yanmalı bir araca göre bu yangının çıkma olasılığı çok düşüktür. Ama çıkabilir ve çıkarsa bu yangının söndürülmesi çok zordur. Elektrikli bisikletlerde yangın çıkma olasılığı daha yüksek. Neden? Çünkü hiç kimse evinde elektrikli otobüs bataryası yapamıyor, elektrikli araba bataryası yapamıyor. Ama herkes bir punta cihazı varsa elektrikli bisiklet bataryası yapabilir. Ama bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmediği için ve izolasyon önlemlerini de almadığı için, güvenlik önlemlerini almadığı için ne kadar tehlikeli bir iş yaptığını bilmemiş oluyor.
Lityum iyon diyoruz. Aslında LFP, LTO, LTO dediğimiz pillerin hepsi lityum iyonun bir alt kimyasıdır. Ama bu ikisi dışındakiler, lityum bazlı piller yanlış şarj edildiğinde çok ciddi yanabilirler. Fiziksel hasar aldıklarında çok ciddi yanabilirler. Kendim kullanmadım. Lipo piller için işte çanta kullanmıştım. Evet, onlar iş görüyor. Ama böyle direkt bir elektrikli bisiklet patarası için kullanmadım. Bunlardan tavsiye ediyorlar. Bunlardan da deneme fırsatım olursa denerim. Şimdi burada 3 tane yangın videosu var. Özellikle şu video biraz üzücü. Ben zaten bunu kesip koydum. Tamamını koymadım. Asansörde maalesef 5 kişi var. Yani şurada hani uyarayım sonuçta. Asansördeler ve buradaki elektrikli bisiklet yanmaya başlayacak. Buradaki ortamda hiç kimse yok. Bir dükkan. Buradaki elektrikli bisiklet bataryası yanmaya başlayacak. Burada da bir evin içinde lipo pil yanmaya başlayacak. Her ne kadar elektrikli bisiklet olmasa da lityum polimer pil olduğu için onu da koymak istedim. Yani izleyecekseniz ona göre uyararak izlemenizi istiyorum. Şimdi bu piller ne kadar tehlikeli? Bunu anlatalım. Ben pil alanında çalışan biriyim. Pilin günümüzün ve geleceğin teknolojisi olduğuna inanıyorum ama bunların tehlikelerini de anlatmak lazım. İkinci el pil kullanan, düzgün işçilik yapmayan yerlerde pilin yanma olasılığı çok yüksek veya bir kaza yaptıysanız pil paketi hasar aldıysa bunu bir kontrol ettirmek gerekiyor. Durduk yere olmuyor ama size durduk yereymiş gibi geliyor. Şimdi videoyu izleyelim. Şimdi videolarımızı izleyelim. Burada asansörün kapısı tam kapanırken dumanı görüyorlar ama kaçacak hiçbir yer yok. Kapı kapanmış oluyor. Gideceği kata kadar çıkıyor. Arada bir tuşa basabildilerse belki o katta hemen duruyor ve çıkıyorlar. Ama çok küçük bir alan, çok ciddi bir alev. Yani pil gerçekten yandığında çok ciddi seviyede alev yayabiliyor etrafa. Ateş ve sıcaklık yayabiliyor. Maalesef hiç olmak istemeyeceğimiz bir durum. Bu kişiler bildiğim kadarıyla ölmüyorlar ama ciddi şekilde yaralanıyor bazıları. Kaçabilecek bir yer yok. Tabii elektrikli motoru neden asansöre bindiriyoruz? Bu da bir soru. Belki asansöre binmeden apartmanın ilk katında kalmalı, belki otoparkta kalmalı. Oralarda yanarsa zaten bambaşka bir sorun. Bunu da düşünmek lazım ama pili sadece çıkaranlar oluyor ama ben sadece pil çıkarken de yine asansörde bir yanma videosu görmüştüm. İsterseniz asansör pil yangını yazıp Türkçe veya İngilizce bu ve benzeri videolara erişebilirsiniz. Üzücü. Bazıları hiç alakası bile yok bu bisiklette ve onlar da hasar alıyorlar burada. O da daha da çok üzücü. Burada şarj olmakta olan bir lipo pil yanmaya başlıyor. Arkada ses ne kadar geliyor size bilmiyorum. Kısmaya çalıştım biraz ama ev halkı panik oluyor ve adam bir şekilde fişten çekip söndürmeye çalışıyor. Ama tabii ki panik halinde nasıl müdahale edilebilir bilmiyorum. Burada pili tekmeleyerek durdurmaya çalışıyor. Yangın söndürücümüz olmadığı için de hiçbirimizin evinde neredeyse. Hele hele pil yangın söndürücüsü kesinlikle olmadığı için nasıl müdahale edebiliriz bilmiyorum. Burada bu kanepe, bu koltuk yanmaya başlasa, diğer şeyler yanmaya başlasa bir dakika içinde söndürülemeyecek bir yangın ortaya çıkacak. Neyse ki buna bir şekilde müdahale edilip söndürülmüş. Ama yine tehlikeli. Bunları gözlem altında değilken şarj etmemeniz lazım. Şimdi neden gözlem altında değilken şarj etmemeliyiz? Burada görüyoruz. Ben bu videoyu iki kat hızlandırdım ama süreyi siz buradan takip edebilirsiniz. Bir dakika içinde ne hale geliyor? Yani birdenbire hani içeride kimse yok. Belki oradan sevinebiliriz ama burada da dükkan yanmış oluyor. Gece şarja bırakmamak lazım bu bataryaları. Tabii gece şarjı hepimiz bırakıyoruz. Cep telefonumuzu da bırakıyoruz, laptopumuzu da bırakıyoruz. Elektrikli arabasını bugün herkes geceden zaten şarj edip sabaha hazır olmasını istiyor. Ama burada elektrikli bisikletteki yani işçiliği herkes yapabildiği için, merdiven altı bir işletmede yapabildiği için, herhangi bir kişi bu kanalı izleyen biri bile ben pilleri öğrendim deyip yapabileceği için bu bataryayı sonuçlarından emin olamayabiliyor. Siz çok kaliteli bir pille Panasonic'in 18650GA pilini aldınız şurada verdiğim pil önerileriyle. Yanlış bir batarya yapabilirsiniz. Kısa devre olmaya çok müsait, titreşime hiç dayanıklı olmayan bir batarya yapabilirsiniz ve bu batarya ilk aylarda sağlam da olsa titreşime dayanıklı olmadığı için zamanla yanacak bir duruma gelebilir. O yüzden bu konularda çok dikkatli olmamız lazım. Çok uzun bir video oldu. Yani bir elektrikli bisiklet yapım videosu belki yapmadık. Elektrikli bisiklet bataryası yapmadık bu videoda ama benim gördüğüm bu başlıklar çok önemlidir. En önemlisi de güvenliktir. Yani videodan diğer çıkarabileceğimiz şeyler, eski bataryanızla aynı voltajda bir ürün alın. Kapasitesini isterseniz arttırabilirsiniz. Akımını isterseniz arttırabilirsiniz. BMS'inizi eskisiyle aynı seçmeye çalışın. Daha üst modeller seçmeye çalışın. Seri sayısı voltajı aynı oldukça. Pil önerileri sadece benim burada önerdiklerim değil, önerdiğim piller değil. Diğerlerini de seçebilirsiniz ama buradakiler gerçekten hem kaliteliler hem de performans fiyat konusunda çok iyi olanlarını da önerdim. LFP için, LiFePO4 için daha ileride tekrar video çekeceğim.
Benim elektrikli bisikletle alakalı söyleyebileceklerim bunlar. Tekrar söylüyorum, lütfen böyle bir batarya yapmayı düşünüyorsanız veya yaptırmayı düşünüyorsanız çok dikkatli olun. Profesyonel yerlerde yaptırın. Data sheet'ine ulaşamadığınız pillerle bu bataryaları yapmaya çalışmayın. Bu videoyla veya pille alakalı herhangi bir şeyle ilgili tüm sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Instagram Pila'dan bir kanalımdan yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.